Tarım ve hayvancılık kenti ötesinde aslında bölgenin sınır kapısı olması itibariyle en zengin bölgelerinden biri. Gürbla sınır kapısına sahip olmakla beraber Türkiye'nin en büyük ikinci sınır kapısı, o anlamıyla ticaretin en fazla yoğunlaştığı bölgelerden bir tanesi. Ama buna rağmen sürekli diretilen bir yoksulluk, sürekli diretilen bir fakirlik, insanları kendine muhtaç etme anlamında sistematik bir çalışma söz konusu, insanlarımıza yansıyor. Haddinden fazla göç veren bir bölge haline geldik. Normal koşullarda Gürbla sınır kapısında günlük araç çıkışı 600-700 tane buluyor. Bunlar dünyanın dört bir tarafına gidiyor, dört bir tarafından. Ama Gürbla'dan, Bazırgan tarafından Doğu Besa girişte bambaşka bir profil ortaya çıkıyor. Yıllardır kendi inancını, kendi direncini gösteren bir halk var. Sürekli işte iktidara oynayan partiler buralardan oy devşirmek anlamında gümrük kapısını bir kapatıyor, bir açıyor. İthalat, ihracat noktasında büyük sıkıntılar var. Esnafımız o anlamıyla gerçekten mağdur. Sistem ya da iktidar beklentisini buralarda bulamadığı zaman da bunun ceza yöntemle insanlarımıza yönelmeye baş. Biz gittiğimiz her yerde, yaptığımız bütün toplantılarda gerek sivil toplum örgütleri, gerek halkın içerisindeki hem köylerde hem mahallelerde ilk etapta yapmamız gereken şey. 99 yılından itibaren kendimizi ve kendimizi biz yönetecek şiarıyla ortaya çıktık. Belediyelerimiz daha çok altyapılara önem verdi. Bu dönemden sonra biz karar vermeye, karar alma noktasında mevcut geleneği değiştirme taraftarız ki bunu yapacağız. Bu bizim olmazsa olmazımız. Parti adına, değerlerimiz adına biz buna söz verdik. Bu saatten sonra belediyelerin eş başkanları da belediye meclis üyeleri üzerinden herhangi bir karar almayacağız. Biz kent meclisleri, halk meclisleri nezdinde toplumu ilgilendiren, gençlerimizi ilgilendiren, çocuklarımızı ilgilendiren her konuda kendi sivil toplum örgütlerimizle, kendi mahalle ve köy muhtarlarımızla, biz metropollerdeki derneklerimizi de karar alma, karar verme noktasına katarak kendi şehrimizi o şekilde yöneteceğiz ki bundan sonra kendimizi ve kentimizi gerçek anlamda biz yönetelim diyebilirim diye. Yani yıllardır en şanslı olduğumuz konu bu. Bizim insanlarımız salt beklenti temelinde yaklaşmıyor. Sonuçta bir inançtır, bir ideolojidir, değerler noktasında bize sahip çıkılıyor. Gittiğimiz her yerde kendi geleneğimizden gelen partilerin ne kadar sevildiğini, bu noktada halkın bize ne kadar değer biçtiğini biliyoruz, onu görüyoruz. Bu gerçekten bizi onurlandırıyor. Bu bizim üzerimizdeki yükü bize tekrar tekrar hatırlatma gereksinimi de kendimize duyuyoruz. Biz halkın aslında beklentisi fazla değil. Eksik varsa, yetmezlik varsa yöneticilerden kaynaklı bir eksiktir. Biz bunların öz eleştirisini zaten gittiğimiz her yerde kendi toplumumuza öz eleştirimizi vermek zorundayız. Ki bunu yaptığımız zaman da gerçekten daha fazla sevildiğimizi fark ediyoruz. İnsanlarımız gerçekten politiktir, değerlere bağlıdır. Bizim düşünemediğimiz, bizim söyleyemediğimiz şeyleri insanlarımız kendisi bize söylüyor. Yön veren onların kendisidir. Halk nazarında gerçekten Doğu Bes halkına hiç söylenebilecek hiçbir şey yok. Bizi ayakta tutan, mücadelemizi ayakta tutan halkımızın kendisidir. Bize en büyük gücü de zaten onlar veriyor. Kadın arkadaşlarımızın daha çok siyasal anlamda yön vermek amacıyla onlarla ilgili projelerimiz var. Mesela maddi olarak ekonomik güçlere sahip değil. Ekonomik güç onlara sağlayabileceğim kurslar, meslek edinme kursları, kooperatifler, kendi el sanatlarını kendilerinin yapıp ticari amaçla satabilecekleri mekanlar oluşturmak için alanlar yani teşkil etmek. Doğu Beyazıt'ın DEM Parti adayıyım. Güçlü iradesine sahip bir kadim bir şehir. Her zaman kendi adaylarını destekleyen, özellikle de DEM Parti adaylarını en iyi yerde görmek isteyen, güçlü, kuvvetli bir iradeye sahip oldukları için DEM Parti kendi iradesinden şaşmayacağına inandığım için. Evet, basit halkı zaten her zaman kendi iradesini benimsemiş, önümsemiş bir halktır. Bunu en güçlü şekilde sandıklarda cevap vereceğimizi bilsinler. Sandıklarımıza sahip çıkalım.